Son yıllarda vitamin ve takviye gıdaların kullanımı çok yaygınlaştı. Özellikle pandemiyle beraber kullanım daha da arttı. Türkiye Gıdalar İçin Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti Türkiye'de. Takviye gıdalara yeni düzenleme geliyor. Peki takviye gıdaların kullanımı neden arttı? Bunların aşırı kullanımı nelere yol açıyor? Üsküdar Üniversitesi Daire Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay konuğumuz. Tayfun Hocam hoş geldiniz. Günaydın, iyi bayramlar. Günaydın Oylum Hanım. Hem size hem stüdyodaki tüm arkadaşlara iyi bayramlar diliyorum ve bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Konumuz da epey önemli. Bayramda ekran başında olan izleyicilerimiz eminim ki kendilerine dair notlar alacaklardır. Bu vitamin ve takviye gıdaların kullanımı niye arttı son dönemlerde hocam? Şimdi bunun birçok sebebi var Oylum Hanım. Aynen sizin de belirttiğiniz gibi ben sadece pazardan bir örnek vererek başlayayım konuşmama. 2015 yılında 37 milyar dolarlık bir hacme sahipmiş bu gıda takviyeleri ki bunun önemli bir kısmını vitamin, mineraller ve bitkisel ürünler oluşturuyor. 2020 yılında bu 110 milyar dolara çıkmış ve 2020 biliyorsunuz pandeminin de başladığı bir dönem. Bu dönemden başlayarak giderek artan bir eğilim var. Tabii ki bunların kullanılma nedenlerinin en başında da pandemi nedeniyle insanların doğal yoldan bağışıklığını bu tarz takviyeleri alarak güçlendirebileceklerine olan inançları. Ve bu yönde de çok fazla tabii ki hem reklam yapılıyor, hem bilgisi olsun olmasın bir takım insanlar bu konuda konuşuyor. Ve insanlar da buna inanmak istiyorlar açıkçası. Yani işte aşıya daha mesafeli davranırken öbür taraftan üzerinde ilaç değildir etiketi bulunan, içinde böyle canınızı sıkacak prospektüsü bulunmayan bu gıda takviyesi veya bitkiseldir, doğaldır, herhangi bir zararı yoktur gibi yaklaşımlar içerisinde duymak istedikleri de bu. Bunları bolca tüketerek hem bir bağışıklıklarını güçlendirerek virüsten korunmaya çalışıyorlar. Hem de mesela bir grup insanda var ki bunları her gün düzenli olarak kullandığında asla kanser olmayacağına, asla herhangi bir hastalığa yakalanmayacağına inanan insanlar da var. İnsanların büyük çoğunluğunun işine gelen bir uygulama bu. O nedenle de arttı tabii ki. Hocam halk arasında şöyle de bir inanış var. Vitaminin fazlası vücuttan zaten atılır. Vitamini vücut zaten ihtiyacı olduğu kadar absorbe eder. Onun için dışarıya atılan vitamin zarar vermeyeceği için istediğiniz kadar vitamin alabilirsiniz gibi bir algı, bir inanış da var. Bunun gerçekliği var mı? Hayır efendim, bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Maalesef çok üzülerek şunu belirtmek isterim ki bazı tıp mensupları da bu şekilde konuşabiliyorlar. Evet. Çeşitli nedenlerle. Tabii bunun sosyal medya ayağı var. Sosyal medyada çok fazla takipçisi olan bazı insanlar. Ben bunlara cehalet bilimcileri diyorum. Maalesef cehalet yayıyorlar. Maalesef doğru bilgiyi vermiyorlar. Bakınız vitaminin fazlası zararsızdır deniyor ama ben bunları tıp fakültesinde derste de anlatıyorum. Yani derste de anlattığımız bir konudur. B vitaminleri var. B3, B5, B6 vitamini, folik asit, E vitamini, K vitamini, D vitamini, A vitamini, bütün bu vitaminler gereğinden fazla alınırlarsa ciddi şekilde sağlık sorunlarına yol açabilirler. Vitamin ve minerallerin ancak bir eksiklik riski veya eksikliğinin tespit edildiği durumlarda alınması gerekir. Eskiden de bu iş böyleydi. Ne zaman vitamin takviyesi yapılırdı insanlara? Ya bir eksikliği varsa ya gelişme çağında ihtiyaç gösteriyorsa, örneğin çocuklar için böyle bir ihtiyaç belirmişse ya da bir ağır hastalığın iyileşme döneminde, nekahet dönemi dediğimiz iyileşme dönemlerinde vitamin takviyelerine ya da antibiyotik kullanırken bağırsak florasını korumak için biz vitamin kullanımına yönelirdik. Maalesef bu gerçeği yansıtmıyor Oylum Hanım. Yanlış bu. Ezbere vitamin kullanmamak gerekiyor. Öncelikle vitaminlerin eksikliği halinde, mineralleri de dahil ediyorum buna, eksikliği halinde
Ve bu eksikliğe kim karar verecek? Bir hekim karar verecek, bakacak, değerlendirecek ve sizin şu vitamine ihtiyacınız var diyecek. Değişik yaş gruplarında, değişik dönemlerde, değişik hastalıklar esnasında bunlara ihtiyacımız olabilir. Bu dönemlerde geçici veya sürekli bunları kullanabiliriz. Ancak bunların kesinlikle belli bir mantık içerisinde kontrollü biçimde kullanılmaları gerekiyor. Ben mesela diyor bazıları kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir multivitamin takviye sağlayayım. Muhakkak içinden biri bu multivitaminlerin bana destek olacaktır diyenler çok var. İşte belli bir yaşın üzerindeyim. Omega 3 takviyesi alayım diyen. Bu inanılmaz fazla. Omega 3 alanlar çok fazla. Saklama koşullarını da çok bilmiyor omega 3 takviyesi alanlar. İşte B12, D vitamini ve demir. Özellikle demir kadınlarda çok eksik belirli dönemlerde. Dur ben bir demir takviyemi alayım diyenler ve kendi kendinin doktoru olup bir de tam kan tahlili yaptırıp multivitamin ya da çeşitli vitaminler alanlar var. Yani kendi doktorumuz olduk neredeyse. Öyle bir hayat, evet. Düzene geldik ki bir insan kendisine teşhis koyabilir mi bu şekilde? Bu şöyle, bazen koyabilirsiniz. Demin konuşmanıza başlarken Oylum Hanım yorgunluktan bahsettiniz. Bakın gün içerisinde bir gün 24 saat sabah uyanıyoruz. Sabah yataktan çok olumlu düşüncelerle çok kendimizi zinde hissederek kalkabiliriz. Kötü de kalkabiliriz. Veya sabah iyi kalkıp gün içerisinde kendimizi yorgun hissedebiliriz. Belli sınav dönemleri olabilir, ağır iş yapıyoruzdur, tempolu çalışıyoruzdur. O dönemlerde dinlenmeyi doğru düzgün beceremediğimiz için, planlı programlı çalışamadığımız için yorgunluk hissedebiliriz. Aksi takdirde belli bir yaş aralığında sağlıklı bir insanın ve doğru beslenen bir insanın yorgunluk için ayrıca ekstra vitamin, mineral, gıda takviyesi almasına gerek yoktur. Kendi kendinize teşhis koyarsanız gereğinden fazla almış olabilirsiniz. Gençseniz, metabolizmanız iyi çalışıyorsa bunu telafi de edebilirsiniz. Ama siz yaşlıysanız, bir takım başka ilaçları da kullanıyor iseniz, bu ilaçlarla bunların içindeki çeşitli etken maddelerin veya katkı maddelerinin etkileşme ihtimali de bulunmaktadır. Bu şekilde kendi kendinize zarar verebilirsiniz. Böbreklerinizi yorabilirsiniz. Basit bir şey söyleyeyim. Bu biliyorsunuz pandemi döneminde D vitaminine çok taktık biz. Yani D vitamininin normal değerinin hatta 2-3 misli üzerine çıkmamız gerekir diyenler oldu. D vitaminini normal sınırlarda tutmak çok önemlidir. Buna katılıyorum. D vitamini düşükse eğer, hangi yaşta olursanız olun, ister yaşlı olun, ister genç olun, D vitaminini tabii ki bir endokrinoloji doktorunun size bunu tavsiye etmesiyle bu eksikliğin sebebini de anlamak gerekiyor öbür taraftan. Siz yerine koyarsınız ama eksikliğe başka bir şey neden oluyordur. Başka bir bozukluğunuz vardır. O bozukluk düzeltilmeden sürekli olarak bu eksikliği tamamlamanın bir anlamı da yoktur öbür taraftan. O yüzden de hekimi görmek gerekir burada karar vermeden önce. Normal bir aralığa kadar D vitaminini yükseltmek doğru. Ama siz ben koronadan da korunacağım diye D vitaminini normal aralığın da üzerine üst sınıra doğru çekerseniz, eğer sizin kalsiyum metabolizmanız da çok iyi değilse, belli bir yaştaysanız ve yaşlıysanız, bakın kalsiyum artar o zaman ve osteoporoza bu sefer yatkınlığınız artar. Birçok insanda hatalı D vitamini kullanımı neticesinde osteoporoz gelişebilir. Ondan sonra da osteoporoza karşı başka bir şey kullanarak da osteoporozu bu sefer dengelemeye çalışırsınız. Bu bir kısır döngüdür. Bu şekilde gider. O yüzden insanların kendilerine tanı koymaları pek de doğru değil. Tanı koyacaksanız kendinize şunun tanısını koyabilirsiniz. Arkadaş ben çok hareketli miyim, hareketsiz miyim? Oturarak mı çalışıyorum, gün boyu ne yapıyorum ben? Önce bunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü hareketli olmak gerekiyor. Oturarak çalışan bir insanın bile günlük yürüyüş yapması, hareketli olması gerekiyor. Biz harekete göre dizayn edilmiş bir vücut yapısına, bir metabolizmaya sahibiz. Hareketli olmamız gerekiyor. İki, doğru beslenmemiz gerekiyor. Aşırılığa kaçmamamız gerekiyor. Doğru besleniyorsak, hareketliysek
işimizi gücümüzü doğru düzgün planlıyorsak çeşit çeşit takviyeler almak yerine daha sağlıklı bir hayat bu şekilde sürebiliriz.